Bir Müslüman herip çarşıqa vaxtı da, köngülü hər xil işlerini tatır. Yani dem ağızı kirir. Bunda vaxtda Müslüman köngülü kandak işler olan açılır. Köngülü kandak işler olan hoş kurulur. İsimizde buluşkak ki bizim İslam dinimiz real din. Yani yaşıqla buluduğun, bizim tebiidimizgi rai kılgan din. Çünkü bu İslam dini bizim yaratkan, bizim tebiidimizde bizgi uğurlaştırgan Allah'ın dini. Onda boğan iken bu dinde bizim kümül etişimizga ve bizim nefsimiz tatkan işlağa bizgi payidlik şekilde çek çıralarını koyup onu uyul koygan. Yani bizim İslam dinimiz bizim ten sağlamlıkımızga kancilik ehmiyet bergen bolsa, bizim ruhi sağlamlıkımızga şuncilik ehmiyet bergen. Bizim ruhimiz ihtiyaclık boğan bazı işlağa o ruhimiz ziyanı uçurmaydıgan derecede yol koygan. Hatta bazı o işla, yani bizim köngül işimiz müstehab buludur. Çünkü ruhimizden, nefsimizden onun ihtiyacı var. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sahabelerinden Ebu Derda degen sahabi ayalığımı yıkın kemey, keçilerin namazı oku, kündüzlüğü ruz tutup, fütülleyi terki dünya bulup, muşundak ibadet kılavat kavaktı da onu köygen onun dostu Selman'ın farisi onun kılgan bu işini inkar kılgan. Yani bu kılgaşın doğru emez. Bu İslam dinde bunda iş bombaydı. İnne li rabbike aleyke hakka, ve li nefsike aleyke hakka. Doğru, senin Rabbinin mi hakkı var? Bundakla özünün, nefsinin mi? Yani ruhiyetinin mi hakkı var? Bunda kalet ibadet kılıp kesse bu İslam'a doğru kelmeydi o degen. Ebu Derda bunun koşulmadan ben ibadet kılmazsam degen. Bu ikisi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kaşığı verip boğan ahvalı itkandan kin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sadaka Selma. Selman'ın farisi doğru etti. Yeni bir hadiste Selman'ın farisi ilimge tuşaptı. Yani İslam'ı tuluk düşünüptü degen. Demek bizim dinimizde ibadet kılımız, geçirir namaz okuyumuz, ruz tutumuz, vakti gelse hac kılımız, ömür kılımız, fırsat bok kalsa zalimle karşı küreş kılımız. Ama nefsimizin ihtiyacı boğan bazı bir köylü iç uyun tamaşalarını İslam yol koygan dairede elip varımız. Çünkü biz her kanç takva bulsak mı insan nefsimizin ihtiyacı var. Resulullah'ın sahabelerinin bu ahvalı var. Mesela Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın devirde Habeşistanlık yani İfofiyalik Müslümanlar mescidin içinde kılıç usulü oynaşka başlayan. Yani kılıçla oynaydıgan özgü has millice usul oynayan. Bunu görgen Hazreti Ömer Nahit kapı bulup ulağını toskan. Bunu görgen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam de'ahum ya Ömer fe innehum benu erfide. Ey Ömer ulağını oynayını koy. Yani mescidin içinde o kılıç usulüyle oynayını koy. Fe innehum benu erfide. Ulağ en şunda usul çıkarık degen o'xshash so'zlarni qilgan. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mesning ichida o'zining ko'ngilni xush qilish uchun qilich usulini, o'zining milliycha usulini o'ynayotgan u musulmonlarga, u sahobalarga qarata ularni to'sqan Hazrat Umarni to'sqan, ya'ni ularni usul o'yinini qo'ygan. Bizning dinimiz yomonlik undamaydigan, nomahram ayollarga aralashmaydigan, harom musiqalar aralashmagan bundoq shakldagi ko'ngil ich ishlari to'smaydi, cheklamaydi. Biz mana shunda namoz o'qiydigan, ruz tutadigan, umr qiladigan, haj qiladigan, zalimlarga qarshi urush qiladigan va ayol bilan ko'ngil ichida musobaqalashib, yugurishib o'ynaydigan va sahobalar qilich usuli o'ynasa onu tosmaydıgan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmet. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın insan, sahabılar mı insan, biz mi insan? Bir adam Müslüman buluşurken periştik özgürlük etmeydi. Onun nefsi bulur. Çünkü nefsini muvaffak şekilde, ruhiyeti ziyan etmeydiğin şekilde nefsimizin ihtiyacını versek bulur. Çünkü neticede biz insan. Bizim köylümüzden bazı da bazı bir uyum tamaşalığa, huzur halavatki tatkallı kalıp işimiz buşup gitmiş olur. Onu kontrol kılıp muvaffak miktarda köylümüz gibi versek, ruhiyetimiz gibi versek bulur. Mesela Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sahabelerinin Hanzala isimlik sahabe bir gün nahi köylü buzulgan halette Hazreti Ebu Bekir'in kaşını öptü. Hazreti Ebu Bekir onun köylü yerin boğalığını görüp ey Hanzala sana ne buldu diye sordu. Hanzala köylü nahi yerin boğalığı halette Hazreti Ebu Bekir'e ey Ebu Bekir ben münafık olup gittim dedi. Hazreti Ebu Bekir ey de kanda bulup münafık olup gittim dedi. Hanzala ben Resulullah'ın kaşını oturup cennetinin, dozakının, ebedi hayatının geplerini anlasam kalbim nahi yumuşap gidiyordu. Üzerimi tutvalanmayı gittime. Yani takvadarlıkım nahi değişip gidiyordu. Bu dünyadaki huzur halavetini vazgeçkim kip gidiyordu. Lakin öygüşünden kaçkan hemen ballarım bilen külüşüp oynayıp o işle isimden kütarlıp gidiyordu. Kim eslim kegenden ki üzerimden münafık olup gitkendikini his kılıma. Yani Resulullah'ın kaçtan ait takva, üyüm kaçkandın ki ballarım bilen külüp oynayıp uşunda haleti bulup gitme. Bu benim münafık olup gitkendikim emes mi o? Muşunda durğa vaxtında Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ulağının kaşığa gelir. Resulullah ulağının boğalıqını soruyordu. Hanzala boğan işlerinin hepsi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a eğitildi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hanzala'ya ey Hanzala sen benim kaşımdan ayrılgandın kim mi? Benim kaşımdaki vaxtıdaki o okşar o takvadarlı, o küçük imani halkını şunda saklap kalalgan bolsan, perişteler sen bile görüşü etti. Yani sen insan emez, perişte bulattın. Velakin ya Hanzala saatten saatten. Lekin ey Hanzala, malum vaxtını ana şundaq ibadetler ötküzgün. Malum vaxtını ana şundaq derslerini, tebliğlerini Allah'a ötküzgün. Malum vaxtını balları olan külüşüp ötküzgün. Malum vaxtını dünya işlerine acat kıl. Yani bu herkes mi sizinki münafık bulup getkildikin emez. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam her bir insanın tebiyatını bulduğun bu kıl ruhi haletini Hanzala'ya geçiyordu. Demek insanın ruhi haleti hatta takvadarlığı bir kıl tutmaydı. Bazı nâit küşünüp gidiyordu. Bazı adilişip kalıyordu. Çünkü biz insan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı ya mukalliben kulub febbit kalbi ala dinik ey kalplerini başka uç Allah benim kalbimde dinde mustahkem kılgın deyip tilişi insanın ki her kıl şekilde özgürlük durduğalıkı.
bunu daim Allah'tan tileşülen, hani şundak paylık dereslerden tavuğun anlaşılan, özünü menücet, küşlendirişülen, o şundak sabit şükür ekeldeki. Ama insanın bazı balırın oynayışı, bazı bir yolluk boğan oyun tamaşılarda kümül içi, o insanın dünyalıkı çüşüp etkildeki, emez hikayelikini Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan yukarıki hedisini şunu alamayız. Demek bizim dinimiz daim yığılaplı ibadet içi tutulan din emez. Şundakla daim oyun tamaşanı içtiler mütudan mı din emez? Yani her işini öz oranı koygan, özün bu dünyadaki mevcutlu gayesini unutmagan, asasi çoğun gayesini nişan kılgan halda özün ruhinin bazı bir ihtiyaclarını yolluk şekilde kandırılgan, uşunluğu tevsiye kıldıgan bir din. Doğru, Müslümanlar kümül açıdı, dem alıdı, sayahat kıldı. Ama Müslümanların her bir işte başkalarının, kapırlarının ya dindikilerin perklık boğundaki bu kümül içimi başkalarına hoşlanmaydı. Kümülün tatlı, kümülümüz hoş bulduydu, hem işlerini kılmaydı. Bazı işler bizde paylıkta, bazı işlerden bizim kümülümüz vakitli kuşal boğanda kılabilen, onun bizim ruhiyetimizde ziyan bulsa, bizim dinimiz onu çekilirdi. Kudu yemek içmekte, hem okşaydıken dertliysek, onun bizim ten selametlikimizde zihni boğundaki, bu kümül açıdığan işimi bizim ruhiyetimizden bir tamakı. Onun da hemisi bizim kümülümüz hoş bulduydu, emez, vakitli hoş boğan bilen, onun bizim ruhiyetimizde zihni var mı yok mu? Maniyetimizde kirletmemdi, kirletmemdi. Bununla dikkat edişimiz gerek. Çünkü Müslüman kümül açıdı, lakin İslam'da yol koygan şartlarla, ölçemlerle kümül açıdı. Ondan olsa bir Müslüman kümül açıkan vaxtıda, oyunuğa vaxtıda nemeliğe dikkat edin. Birinciden, bir Müslüman haram işlerle kümül açmaydı. Kişiler harak içiydi, bundan başka her kıl naşan işlerine kılıp. Ne için? Şunun kümül tatkallık için, şunun merum derecede kuşarlık tapkallık için kılıyordu. Hem de bizim kümülümüz tatlı, onunla kuşarlık tabi diken meyzeb kılandı kılmayımız. Çünkü bunu bizim dinimiz haram kıldı. Bizim bu dünyada maniyetimizde, ruhiyetimizde ziyarlık boğallık için, şunlukla bizim cemiyetimizde ziyarlık boğallık için kıldı. Onun başka Allah'tan özü bulgan, nurgulgan, hikmetler boğallık için Allah'tan onu bizge haram kıldı. Şuna her kandak haram iş, bizim konçeli kuşarlık kılıyorsa mı onunla yakınlaşmayımız. Çünkü onun vaktli kuşarlıkı bozumu keyin egeş bilgan çeksiz azabı. Şunlukla ebedi hayatta onun cezası. Şuna haram işle olan herkes mi kümülümüzü aşmayımız. Çünkü bu dünyadaki huzur ve kuşarlık naayet kıska. Ölgendin ki ebedi hayattaki o kuşarlık çeksiz. Bu dünyadaki naayet kıska müddet içindeki o huzur halavetini haram boğallık için kilip ahiretteki ebedi o huzurdan kork geliş ve akıllı adamın işe emez. Şunun için kümülümüzü tatkal içinden hemmesine kımayımız. Belki İslam'ın çekilgen bolsa onun petova izlemeyi Allah çekilip tuğdu onunla tuhtayımız. Çünkü halal dairesindeki bizim kümülümüzde acıdığı işler bizim kuşarlık ilişki tamamen iyidir. Ama bizim nefsimiz aş çekilgen işlere devamlı bizi kızıktırır. Mana bu bizim imtihan noktamız. Şu ekeken de tohta nefsim deyişini bilişimiz gerek. İkinciden biz Müslümanlar kümül açıqa vaxtımızda Allah'ın haklarını zaya kılmayımız. Yani mesela bir futbol köyüdük değil, futbol köyüdüğü vaxtı namazda kaza kılmayımız. Onunla başka her kadar oyunlarını oynayalım ama o sebeple namazda kaza kılırdıgan, birer günahı çürürgan, bundan işlerini kapsamasınız gerek. Üçüncüden bir Müslüman kümül açıqa vaxtı da özünün kişilik terakiyatına paydalık işlerini tanlayalım. Mesela okuya etiş, ya ki Airsoft tafancıların oynayış ve şunun okşan kinci özüge paydası bulduğun, meli o olursun veya yiyince Allah fırsat bırak kalsa zalimine karşı uğruştuk paydası bulduğun bu şekilde uyurlarını oynayın. Şundakla bu şekildeki uyurlarını oynayış sünnet. Resulullah bunu tevsiye kılgan. Mesela Resulullah at minişki tevsiye kılgan, okuya etişki tevsiye kılgan. Bu bir uyun veya ki tenterbiye türü. Şundakla bununla bizim kölümüz kuşal bulur. Törtüncüden bir Müslüman demeğe vakti da veya ki oynağa vakti da gözünü haramda saklayın. Mesela yaz külleri soğuk çömeğe çıksa, er ayağında arışıp soğuk çüşüdüğün o deniz boyluğu bağlamasınız gerek. Bu bir haram. Çünkü biz halep halimin gözümüz o haramdan çüşüp gelişi mümkün. Şunun için hali yerlerini tanılar, bu şunu asas kılıp onunla ilgili soğuk çüşüdüğün yani tanışımız gerek. Beşincisi, bir Müslüman kümle açıkan vakti da başkalarına ülgü bulur. Başkalarına eziyet vermek. Yani biz böyle dalıp hali it kulduk. Ya ki şehir sırtına çıkıp yerde oltağın bulsa, bu yerin tazılıkla Allah'ın ehliyet verişimiz gerek. Bu yerde kim oturup da olsa, bir bölük Müslümanla oturup da düğüdek derecede ulağa ülgü buluşumuz gerek. Yani bir yer gibi oltağın bulsa, kayıtka vaktimizde ehliyeti taşlak koyup emez. Hemimiz kol kolca bu yerini pak pakiz tazılıp o şekilde kayıtışımız gerek. Çünkü o yerde ehliyeti kap koysa, başkalarına o ehliyeti arkalık eziyet vermek. Altıncısı, bir Müslüman kümül açıqa vaxtında otur hallıqına asas kılalım. Yani iqtisadi cəhətdə buzub çaşmayın. Şundakla uyan tamaşa kümül ölçünü muvafiq miqdarda ölçəmdən eşib etməyə qırıldı. Yani davamlı o kümül ölçünü asas kılalım. Hayatının nişanı kılalım. Pul tapsılam demiş kılalım, oynayıydı. Bu kıl halət demez. Pul tapsa, paylılık yeri işlətdi. Tekhimin çox işlərini kılışını oynayıydı. Lekin şu işlərini kılış yeriyəndə hirəb çaşıqan bolsa, onun ikin dəm alıdı, sayahat kılıdı, oynayıydı. Yani uyan tamaşanı asası işi kılalım. Mana bu bir Müslümanın uyan tamaşa və kümül ölçü yeriyəndə dikkat kılışıqdır geçecek işlər. Şuna həmmə işini öz oranını koyayım. Aile.